Sonbahar girişinde artık son güzel havalar Hollanda'da. Kaçırmayayım dedim. Hemen atladım motora, gideyim benzin alayım. Yok, dolanacağız bugün biraz ama dolanmadan önce benzin lazım. Benzini burada kendiniz alıyorsunuz. Hep o zaten yurt dışına çıkan ya da orada araç kiralayan varsa aranızda, onlar bunu deneyimlemiştir. Ben bir kere Yunanistan da değil, adalarda, Yunan adalarında. Baba ne yapıyorsun ya? Işık var lan orada. Gerçi yeşil yanıyormuş. Allah Allah, saçmaymış. Yunan adalarında bir kere kiralamıştım. Orada deneyimlemiştim. Kendin pişir, kendin ye. Burada da öyle, benzini kendiniz koyuyorsunuz. Çok öyle matah bir olay değil. Çok anlatır. Abi kendin koyuyorsun. Herhalde bizdeki gaz şey biraz. Abi adamlar koyuyor. Parayı da ödüyorlar ha. Ödemeden kaçmıyorlar falan gibi. Yani niye kaçsın? Ödeyeceksin tabii. Yani herhalde öyle bir gergoluk var. Komik yani. Neyse. Dur ben şunu bir doldurayım. Hoppa. Biraz uzak mı durduk ya? Dur, biraz uzak durduk. Şöyle daha. Bakalım pompaya yansımış mı? Şimdi ne alıyoruz? V-Power. V-Power doğru. Yani dizel almanıza imkan yok zaten. Bilmiyorum, şu an kameraya giriyorum ama. Dizel bu, almayın bunu, dikkat edin ha falan diye. Bayağı bağırıyor sistem. Bir de bunu böyle alırken ucunda biraz kalıyor. Bunu böyle dışına taşırmadan, ha içine doğru. Bas bakalım. Bas bas. Kancan Fitness. Aha. Şimdi başta bir atıyor böyle ama sonra doldurabiliyorsunuz biraz daha. Böyle taşırmadan. Birazcık daha şöyle baka baka fulluyorum. Tamam, iyiyiz. Şöyle aman motora düşmesin. Son damla. Sonra gerçi burada ekipman var, o güzel. Şurada ekipmanlar var. Eğer motorun üstüne falan damlarsanız gidip oradan tak diye silebiliyorsunuz. Şimdi gidelim paramızı ödeyelim. Kaç numara bu? 1. Evet, ödemeyi de yaptık. Bazen burada bisiklete de biniyoruz ya arada. Daldırıp bisiklet yoluna gireceğim diye korkuyorum. Ya baba, buradan gitmiyor muyduk ya? Bugün ne anlatacağım? Vallahi aslında şunu anlatmak isterim. Geçen videoda birkaç kişi motosikleti de sormuştu. Hazır aslında motosikleti sormuşken, bu arada Kawasaki Ninja 1000SX var. Eskiden Z1000SX'ti bu. Z1000SX'ti yani. Sonra Ninja 1000SX'e çevirdiler. Açıkçası böyle hem artçıyla binebileceğim, hem böyle çok hantal olmayacak. Öyle işte üst düzey yönetici, 50 yaşında motosiklet sürmeye başlamış üst düzey yönetici motoru olan BMW 1250 GS'tir falan tarzı bir şey de, zaten ona çok pahalı da bu arada, yani burada da gereksiz pahalı bir şey de almak istemedim. Biraz bakındım ettim, yine böyle spor sürüşü uygun, sport touring temelli, böyle Avrupa içinde de ya bir yere gideyim desem rahatça gidebileceğim, öldürmeyecek, uzun yolda çıplak motor gibi yormayacak. Çıplak motor deyince tabi bilmeyenler şimdi kafası karışabilir. Üzerinde böyle garanaj dediğimiz o plastik parçalar ya da işte karbon fiber parçalar oluyor ya, böyle o rüzgarı yaran giden, aerodinamiği sağlayan parçalar, onlar olmuyor. Daha şehir içine uygun.
Ama böyle seri sürebileceğiniz, daha ince, daha kibar falan. Yok, çok kibar durmuyor. Daha aslında sert duruyor motorlar. Onlara da uzun boy yapamıyorsun ki işte zaten ben hem MT-07 sürmüştüm zamanında hem de Triple ağır sürmüştüm. Dedim hani artçıda da rahat binelim, bir yere gidecek olsak rahatça gidebilelim tarzı. Buna karar verdim. Esas hani motoru almak, karar vermekten çok burada yaşadığım süreç ilginçti. Bunu biraz anlatmak isterim yani. Önce bana en yakın bayiyi buldum. Hani Türkiye'de zaten İstanbul'da diyeyim. Ben Türkiye'nin geneline hakim değilim ama İstanbul'da 38 sene, 37 sene yaşamış biri olarak şunu diyebilirim ki zaten belli bayiler var. Belli modelleri satıyorlar. Yıllardır hatta aynı bayiler bunlar. Ve bunların hepsinin bir ünü var. Ünü. Ünü var. Yani neyse şimdi çok girmeyeyim o konulara ama işte hepsi bilinir. Öyle diyeyim. İyidir, kötüdür bir şekilde bilinir bu bayiler. Ve Kawasaki bayi de böyle birazcık mimli gibidir. Yani çok rahat motosiklet bulamayabilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz yani. Neyse. Burada dedim ki hani burada da zor mu acaba? Nasıl olacak? Gittim hemen bana en yakın olan bayiyi buldum. 15 kilometre mesafede. Baktım 50 yıllık işletme yani 1970'lerde kurulmuş. Güzel bir çift işletiyor falan. Gittim oradaki sahibiyle işte konuştuk. Dedim böyle böyle ben bu motordan istiyorum. Ama dedim yeşilini istiyorum. Hani Kawasaki alacağız bari yeşilini alalım. Hani bu arada şöyle bilmiyorum gözüküyor mu ama sağımızda güzel bir kanal var bu arada. Böyle kanal kenarından. Bu arada bu yoldan bisikletle de geçtim. Şimdi tabii o video bundan önce mi yayınlayacağım, sonra mı şu an kestiremediğim için geçtiğim yoldu diyemiyorum ama geçeceğim yolda diyebilirim. Böyle salak bir cümleyle. Bu yolu da öveyim, çok tatlı bir yol burası. Bir tarafta işte böyle bir kanal var, diğer tarafta tren yolu var falan. Neyse gittik konuştuk, dedim yeşilini istiyorum. Okey, yeşilini getiririz. Ama dedi hani bir iki hafta sürer. Yolda dedi. Hatta baya böyle şey sipariş ekranını açtı yani. Kawasaki sipariş ekranı. Nereden motosiklet on transit gözüküyor. İyi dedim, çok güzel. Kapora falan tabii, şu kadar bir kapora tamam. Uygun bir kapora bıraktım. Çıktım. Ha, sistemi öğrendim tabii de. Hani nasıl oluyor, nasıl yapacağız, kredi de alacağız işte, kredi çekmek nasıl oluyor. Kawasaki'nin kendi kredi sistemi var. O da çok kolay. Online direkt. Online belgenizi yüklüyorsunuz. Online belgeleri yükledikten sonra sistem size onay veriyor. Çok bir sıkıntınız yoksa bakın böyle ne güzel geziyorlar. Çok özeniyorum bunlara ya. Böyle küçük, böyle basit tekneler ha, bu arada aklınıza şey gelmesin. 50 binlik tekne falan değil. Böyle bayağı basit, küçük teknelerle böyle gezmeye bayılıyorlar. Çok da tatlı yani şurada teknenizle dolanmak. Küçük tekne de değil ha, kayık yani. Minik kayıklarla. Çok da ucuz bir eylem yani. Bunların elektriklileri de var. Onlarda yakıt masrafı da olmuyor. Falan çok tatlı yani. Arada burası neymiş ya? Top müzesi. Su altı müzesi mi ne? Burada müze gibi bir şey var herhalde. İşte her şeyi anlattı. Sağ olsun konuştuk falan. Hatta gitmeden önce şeyi soracağım işte. Kaskoyu soracağım ama kasko insurance mı deniyor acaba yoksa başka bir şey miydi oğlum İngilizce'de? Dutch nasıl deniyor falan diye bir kendimi yordum. Sonra baktım kasko yazıyor direkt. Flemenkçe de direkt kaskoymuş. Neyse. Konuştuk, çözdük. Anlaştık, kaporayı verdim. Bekliyorum motoru. Güzel. Tam dediği vakitte geldi. Aksesuar da aldık. İşte Akrapovic egzozu, çantası falan onları da eklettim. Onu da krediye ekliyorlar bu arada. Hani ekstra nakit vermenize gerek yok. Türkiye'de bilmiyorum şu an kredi almak çok zor duyduğum kadarıyla. Hele motosiklete falan almak zaten eskiden de zordu. İhtiyaç kredisi de daha kolay oluyordu. Yani öyle söyleyeyim. Burada direkt motosiklet için alıyorsunuz. Türkiye'de ben MT-07 alırken ihtiyaç kredisi çekip onu ödemiştim.
3 senelik, burada da 3 senelik bir krediyle çözdük. Ona göre de uygun bir faiz oranı verdiler. Şansa tabii Avrupa'da, dünyada faiz de coşmadan önceydi. Neyse, motor geldi, ekipmanlar takıldı, dedi gelip alabilirsin motosikletini. Tamam, çok güzel, hazırlandım, zaten heyecanlıyım. 2 senedir de binmediğim için biraz şey gerginim de var, lan paslandık mı acaba falan. Neyse, gittim. Tabii ki ilk sorum ne oldu? Benzin alacağız. Motosikleti alıyorsunuz, benzin koymazlar Türkiye'de. Hatta gidersiniz bir de benzinciye. Sıfır araç aldıysanız arabada da yaparlar bunu. Gidersin benzinciye, abi bomba çıkmıyor falan diye şaka yaparlar. Düğüne gidersiniz, bıçak kesmez. Nikah salayına gidersiniz, fotoğraf basmaz falan. Hep böyledir bizim işler. Neyse. Ulan o nasıl bir bisiklet lan öyle? Burada zırt pırt değişik bir şeyler görüyorum ya. Bu yol çok tatlı bir yol bu arada ya. Sakin, böyle paşalar gibi gidiyorsun. Konuşmak için de ideal bir yol. Çok sizi, başınızı döndürmeyeceğim ama arada böyle minik hızlanmalar yaparız. Kameraya yakalandılar. Gittim. Abi dedim, çok sağ ol, kurmuşsunuz, hazır dedim ama benzinci nerede? Dedim, ne yapacaksın benzinci? Dedim, Allah Allah. Ulan fark etmeden elektrikli motor mu aldım acaba? Yani Kawasaki'nin elektrikli motoru yok, dedim benzin alacağım işte, ne yapacağım benzini, işte bineceğim gideceğim. Burada müthiş evler var bu arada ya. Çok güzel evler var yani. Bunlar biraz daha zengin model evler. Burada bir yavaşlayalım. Çok fazla değişken var. Tren yolu kapanıyor falan. Şimdi burada hızımızı daha da düşüreceğiz. Artık 30 km sınırına girdik. Önde bisikletliler var. Ben şunları hemen bir şöyle minik bir geçeyim. Sonra yanaşalım şöyle. Bu tarz daha böyle dar yollarda bisiklet yolu da yola dahil oluyor ve araçlar oraya geçebiliyor yol vermek için birbirine. Yani ortalayarak gitmiyorsunuz. Şöyle bir ayrım var yani. Hatta bazı yerlerde bekleyerek geçiş var. Sanırım ileride vardı bir tane. Öyle bir şey de gösterebilirim. Ben anlamadım tabii. Hala soruyorum benzin falan. Dedi ki full depo benzin var zaten. Aa dedim, nasıl yani? Ben böyle şok oldum. Şok oldum mu anlayınca zaten koptu adam. Ya dedi, burada böyle yani. Sen dedi benden kaç bin euroluk motosiklet aldın. Bir sürü masrafa girdim. Ben seni buradan dedi boş depoyla çıkarır mıyım ya? Ayıp bir kere falan diyor böyle. Aa dedim, neler duyuyorum ya. Dedim full depo benzin veriyorsun sen bana. Yani inanılmaz. Çıldırırsın yani. İyi dedim. Çok güzel yani. Çok mutlu ettiniz beni. Sağ olun falan. Ya çok ilginç bu. Hani bunu böyle şey gibi de anlatmak istemiyorum. Böyle gerizekalı Avrupa'ya çıkmış ve osuruğu bile öven tayfa gibi de olmak istemiyorum yani. Abi ağaçlar daha yeşil biliyor musunuz? İşte direkler daha direk. Yollar daha yol. Ağaçlar daha bir ağaç abi falan gibi değil ama sistemin içindeki açıkları önden kapatmaya çalışıyorlar. Mesela şunu da yaşadım. Sigorta yaptırıyorsunuz burada. Zorunlu sigorta var. Özel sigorta bu, zorunlu olan. Yaptırırken diş eklettim ben. Çok küçük bir farkla diş de ekletebiliyorsunuz. Dişe ekledik. Bir ay sonra bir mail geldi. Philips diş fırçanız yollandı diye. Ulan diyorum, ben Philips diş fırçası sipariş etmedim. Dolandırıldık mı? Kredi kartına bakıyorum panikle. Oğlum dedim, ilk günden Hollanda'da nasıl dolandırıldık? İnanılmaz bir şey ya falan. Çıldırıyorum böyle. Yıllarca dikkat ettim, nasıl olur falan böyle. Hemen bakıyorum ya, Philips'ten hesap bile açmamışım, tamam mı? Yok yani Philips bir iki bir şey aldık ama MediaMarkt'tan falan. Bu Philips'in kendi sitesinden geliyor. Yok, aklımız ermedi. Mail falan atıyoruz böyle, cevap gelmiyor falan. Selamımızı da verdik, güzel. Sonra geldi bu makine. Ama karttan çekilmiş bir para da yok. Hani ben panik oldum, baktım. Bir para yok.
Bu arada burada hız sınırı 30, o yüzden yavaş gidiyorum. Böyle yerleşim alanlarının içinde gürültüyü de azaltmak için biraz bu şekilde yapıyorlar. Buradan biz sola devam edeceğiz. Yola bakalım, tamam. Geldi makine, bir açtım. Sigorta şirketi yollamış. Diş eklettiğim için adamlar bana elektronik diş fırçası Philips'in, üstüne de bu diş fırçasının farklı uçlarını yollamışlar. Aa dedim, çok iyi. Ya güzel. Yani bana sigorta yapıyor ve dişçiye daha az gitmem için uğraşıyor. Hani dişçiye daha çok git de para kazanalım diye değil yani. İnanılmaz bir şey ya. Yani saçma geliyor hala düşününce. Ama bir yandan da çok mantıklı. Aha 60 sonu. Güzel. Burada biraz hızlanırız. Hop, selamımızı verdik. Tabi bu birinci konuydu. İkinci konu bu diş konusuydu. Sonra bitmiyor tabi. Dur şimdi, motosikletin rodajı bitti. Biter mi? Bitmez. Şu elimde gördüğünüz motosikletin bakımı geldi. 1000 kilometre bakımı. Dedim ne kadar işte. Önden sormuştum ben zaten. Yani bakımlar dedi, rutin bakımlar ortalama dedi 150-180 euro civarı tutuyor dedi. Aslında motor alırken sormuştum ben. Ha bakın, burada bekliyoruz ama çalışmadan dolayı. İyi dedim, normal yani, uygun bile hatta. Hele de Türkiye'deki fiyatları düşününce. Neyse 1000 kilometre oldu, gittim. Bakıma bıraktım. Bahçede oturdum, bekliyorum. Küçük de bir bahçesi var, minnoş bir yer zaten. Geldi motosiklet. Dedi işte şöyle böyle baktık, şuna baktık, şunlar değişti falan. Tamam dedim, sağ ol. İçeri girdim, kartı çıkardım. Yine gülmeye başladı adam. Allah Allah ya dedim, ödeyeceğim işte, tamam. Neyi ödeyeceğim diyor. Artık iyice herif beni de tanıdı. Taşak geçiyor artık. Neyi ödeyeceğim falan diyor. Dedim neyi ödeyeceğim, bakımı ödeyeceğim. Dedi ilk bakım bedava. Dedim tamam, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, yeter. Bu kadar olmaz artık. Abarttınız. Yuh artık, daha neler. Yani burada hız sınırı 80'miş. Güzel. Ama ileride viraj var. 40 gösteriyor. Dikkat edelim ona. Bakın burada bu viraj hızlarına çok dikkat ediyorlar. İyi de gösteriyorlar. Ama şu sıkıntı var. Araçlar biraz hızlı gelebiliyor arkadan. Onlar hızlı gelirse direkt 40'a düşmeyin. Burada sürerseniz sıkıştırabilirler. O yüzden kafayı çevirip daha net bir dönüş şöyle daha iyidir her zaman. Yani inanılmaz. Ya yani motosiklet aldım, daha para ödemedim bir daha üstüne yani. Bundan sonra artık ya yıllık bakım dolarsa 3000 değil mi? 3 yok, 3000 de değil lan, bakım aralığı 8000 de mi ne bundan sonra? Ya 5000 ya 8000. Yani burada motosiklet almak hayalimde, hayal edemeyeceğim bir şeymiş yani. Sigortayı da internetten yapıyorsunuz bu arada. Online sistemler zaten aşağı yukarı aynı fiyatı çıkarıyor. 3 euro 5 euro oynuyor. Selamımızı verdik yine. Bayılıyorum selam rutinine burada. Bunlardan bir kolaj yapayım ben ya. Selam kolajı. Yani öyle. Burada motosiklet kiralamak falan da kolay bu arada. Hatta şöyle sistemler var. Kendi motosikletinizi de kiralayabiliyorsunuz. O da güzel. Böyle internet sitesine koyuyorsunuz. Sistem sizin adınıza depozito falan da alıyor. Çat diye kiralayabiliyorsunuz.
Bir de şeyi araştırdım burada, tabii hevesim de o, piste gidebilir miyiz diye. Pist konusu da çok güzel gözüküyor. Bakalım, ama bu sene çok dolmuş bu arada. Yani çok hızlı doluyor. Yani pistlere talep çok yüksek. Tabii belirli kısıtlı sayıda insan alınabiliyor bir de. Aa, ben buradan girecektim. Neyse, ileriden girelim, değişiklik olsun. Yani çok hedefli bir yere gitmiyorum zaten. Buradan girsem mi olur, girmesem mi olur, çok önemli değil. Bakalım seneye iyi bir tarih. Oha, ne çarptı lan oraya? Üf, sinekti galiba. Allah, sen geç kardeşim ya. Sen beni ne sıkıştırdın arkadaş ya. Of, yordun vallahi. Normalde bu kadar yakınıza girmiyorlar ya. Yani hız sınırında giderken normal hız sınırında gidiyor herkes. Biraz fazla yakınıma girdiler. Hoşlanmıyorum kardeşim, tehlikeli bu. Neyse, durum böyle. Çok rüzgarda kafanızı daha fazla ütülemeyeyim. Bu bir parça video olsun. Hollanda'da motosiklet alma süreci böyleydi. Sonraki videoda görüşeceğiz artık. Bakalım neler olacak. Haydi görüşürüz. Aa, bu selamımızı almadı mı? Vay göt. Hollanda bitti kardeşim. Hollanda bitmiş. Selamımızı da almıyorlar artık. Rezalet.